Selam. Bugün uzun zamandır yapmadığımız bir soru cevap etkinliği yapıyoruz. Hem belki hayat güncellemesi videosu çektim ama belki cevaplamadım ve sizin hala merak ettiğiniz şeyler vardır. Bu yüzden sorularınızı aldım. Şimdi onları cevaplayacağım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Sevgilinin cinsi ne? Bana ne biliyorum ama sadece merak. Border Collie. Sevgilinin cinsi ne derken sanırım cinsiyetini soruyorsun. Sevgilimin cinsiyeti erkek. Border Collie değil yani. Önerebileceğin en iyi kırmızı oje. Ben böyle koyu kırmızı. Ben şunu kullanıyorum. Pastel 58 numara. Oje hala sürmedim. Yani bir kez sürdüm ama sonra tekrar çıkardım. Tırnaklarım hala sapsarı. Sanırım bundan kurtuluş yok. O yüzden tekrar kırmızı ojeye devam edeceğim. Neden Wattpad videosu çekmiyorsun? Şahsen ben seni onunla tanıdım. Geri gelsin isterim. Çünkü böyle saçma sapan şeyler okuyacak bir vaktim yokmuş gibi geliyor. Saçma sapan konuşmaya her zaman vaktim var ama saçma sapan şeyler okumaya vaktim yokmuş gibi geliyor. Biraz sıkıldım açıkçası o ergen muhabbetlerinden. O yüzden okumuyorum ama inanılmaz saçma bir şey bulursam ve siz bana atarsanız, ben bir gözden geçirirsem, neden olmasın? Sürekli küstüğüm bir insanla ilgili sorular geliyor. Çünkü arkadaşlar, Twitter'da bunu anlatmıştım, isim vermeden tabii ki. Ama Twitter hesabım nedense kapatıldı. Aa, çok şaşırdık değil mi ben bu olayı anlattıktan sonra kapatılmasına? Neyse, yenisini açmak pek zor değil. Çünkü arkadaşlar, arkamdan yazılmış mesajları gördüm. Ve yani birine sinirlenirsiniz, birinin arkasından konuşursunuz. Benim de yaptığım bir şey bu zamanında. Ama hiçbir zaman en yakın arkadaşım olan insanın arkasından bu denli sallamamışımdır. O yüzden. Yedin içtin, tam hesabı ödüyorsun, yetersiz bakiye ne yaparsın? Öncelikle ben banka hesabımı kontrol etmeden o kadar yiyip içmezdim. Yetersiz bakiye olacak kadar, yani paramın bilincinde olurdum. Yani eğer yetersiz bakiye diyecekse ona göre içerim. Dolayısıyla da bir şey yapmama gerek kalmaz. Ya da tanıdığım bir mekansa, ne bileyim, söylerim, param yok derim, özür dilerim derim, ben işte şu gün ödeyeceğim derim. Öyle yani. Ama yedin içtin, tam hesabı ödüyorsun, yetersiz bakiye olması için benim kendimden bir haber olmam lazım. Öyle bir hale de sokmam kendimi. Üşütük prenses. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa bile aşırı seviyorum seni. Çünkü fikir ayrılıklarının nefret edilme sebebi olmayacağını bilecek kadar olgunum. Böyle devam et, seviliyorsun. Çok teşekkür ederim. Bu bence çok doğru bir yaklaşım. Ben de fikir ayrılıklarının kavga sebebi ya da nefret sebebi olmayacağını biliyorum. Ve insanların şey bir tavrı oluyor. Atıyorum, bir şey söylüyorsunuz bir konuyla ilgili ve sizinle aynı düşüncede olan bir insan ama sizden nefret ediyor. Bu yüzden sizin söylediğinize katılmamayı tercih ediyor. Yani insanlar fikire değil de kimin söylediğine bakıyorlar. Bu bence inanılmaz yanlış bir şey. Neyse, büyümeleri dileğiyle diyelim. Bu olgunlukla devam edelim. Uzun ve toksik bir ilişkim bitti. Mutluyum ama boşluk hissi var. Ne önerirsin bunun için? Öncelikle şunu bilmelisin. Boşluk hissinin olması çok normal. Çünkü onunla belli bir süre geçirdin. Ve mutlu olduğun zamanlar oldu, üzgün olduğun zamanlar oldu. Onun yanındayken kendini farklı hissettiğin anlar oldu, üzgün hissettiğin anlar oldu ve birden bunların hepsi bitti. Dolayısıyla bir boşlukta hissetmen çok normal. Öncelikle bence bunu kabul etmelisin ve kendine zaman vermelisin. Buna alışmalısın. Zaten bir süre sonra o boşluk hissi yok oluyor. Çünkü sen yeni hayatına adapte olmuş oluyorsun. Yani geçsin diye bir şeylerle uğraşmak, yeni insanlarla tanışmak ya da kendini birini sevmek için zorlamak bence yapacağın en yanlış şeylerden biri olur. Çünkü zorla güzellik olmuyor. Bunu herkes biliyor olmalı. Dolayısıyla da kendine zaman vermelisin ve belki de kendini meşgul tutmalısın. Arkadaşlarınla zaman geçir. Özellikle birini sevmek için mesela kendini zorlama. Hayatına yeni birini almaya çalışma. Zaten sen hazır olduğunda o kişi sen hiç beklemeden sana geliyor. Otobüsteki çocuğu buldum ama nasıl konuşmayı ilerleteceğimi bilmiyorum. Taktik verir misin? Otobüsteki çocuğu nasıl buldun ya? Ya bilmiyorum, bana biraz sapıklık gibi geldi otobüsteki çocuğu bulmak. Biri beni otobüste bulsaydı ben rahatsız olabilirdim ya, bilmiyorum.
Sen beni otobüste gördüğünü söylemesi de başlangıç cümlesi için bence inanılmaz rahatsız edici. O yüzden otobüste gördüğünü bence söyleme. Bilmiyorum tabii, belki onun hoşuna gidecektir. Böyle bir konuda taktik veremeyeceğim. Hiç sosyal medyadan uzaklaşmak istediğin dönemler oldu mu? Kendim de yaşıyorum. Öneri please. Tabii ki oldu. İnsanlar böyle çok umursamaz gözüküyorum diye bana istediklerini söyleyebileceklerini zannediyorlar ve söyleyebilirler de zaten. Ama bazen gerçekten kırıcı oluyor. Mesela bundan 2 sene önce olmuş olsaydı umurumda değil falan diye takılıyor olurdum. Ve umurumda da olmazdı gerçekten. Ama şu anda beni tanımıyor bile diye düşünüp üzüldüğüm oluyor. Ve geçen gün bir yorumla karşılaştım mesela. Bu benim inanılmaz canımı sıktı. Senin sen biraz karmanı yaşıyorsun diye. Evet, yani birileriyle dalga geçtim diye şiddete uğramam gerektiğini düşünmüyorum. Bu inanılmaz derecede rahatsız edici bir cümleydi benim için. Çünkü o zaman öldürülen bütün kadınlar, tecavüze uğrayan bütün kadınlar karmasını mı yaşadı yani? Böyle bir şeye imkan vermek, yani böyle bir şeyin, böyle bir şey olduğunda bence karmasını yaşıyor deyip buna surat çevirmek ve ciddiye almamak inanılmaz derecede yanlış bir şey. Çünkü 2-3 gün sonra bir kadın öldürüldüğünde onun fotoğraflarını paylaşıp hak arayacaksınız. Ve sizin başınıza böyle bir şey gelse ben yine sizin için hak arayacağım. Buna inanılmaz derecede rahatsız oldum ve onun beni tanımadığını söyledim. Yıllardır burada kendi özel hayatını paylaşıyorsun falan filan gibi şeyler söylüyor da 15 dakikalık bir video benim özel hayatımın tamamını kapsamıyor maalesef. Ya da benim... o zaman rol yapıyorsun falan dedi. Hayır, rol yapmıyorum. Her zaman olduğum kişi oldum. Ama 15 dakikalık bir video benim arkadaşlarımla olan bütün hayatımı ya da sevgililerimle olan bütün hayatımı, ailemle olan bütün hayatımı maalesef ki kapsamıyor. Bu yüzden hakkımda bilmediğiniz daha birçok şey var ve bu yorum beni inanılmaz kırdı. Bir de dediğim gibi böyle işte bir şey söylüyorum mesela. Bunu seninki de söylemeseydi kesinlikle katılırdım falan diyenler var. Ya katılma! Katılma gerizekalı. Ay umurumda değil ya. Bir an duygulanacak gibi oldum da. Ki vallahi hiç umurumda değil. Gerizekalı. Çok ihtiyacım vardı beni sevmene, mal. Neyse, sosyal medyadan uzaklaşmak istediğim zamanlar tabii ki oldu. Ama ben burada eğleniyorum. Ve içerik üretiyorum. Aynı zamanda benim işim bu. İşlerimden bir tanesi bu daha doğrusu. Çünkü ben aynı zamanda seslendirme sanatçısıyım. Ama bu işlerimden bir tanesi de bu ve ben bu şekilde ilerlemek ve bir yol kat etmek istediğim için benim bırakmam pek de mümkün olmuyor. Açıkçası pek benlik değil. Bırakırsam bir gün sonra geri döneceğimi bildiğimden hiç bırakmadım. Zorlu bir ayrılık nasıl atlatılır? Daha doğrusu hala aşıkken karşı taraf yüzünden bitirdiğim bir ilişki sonrası nasıl toplanılır? Toparlanılır. Benim çok kötü bir deneyimim oldu bununla ilgili. İnanamazsınız. Sakinleştirici iğneler mi yemedim? İçim dışıma mı çıkmadı ağlarken? Neler neler? Ve böyle anlatınca çok şeymiş gibi oluyor yani. Bunu hepimiz yaşıyoruz gibi geliyor ama bu kadar ağır bir derecede herkesin yaşadığını gerçekten zannetmiyorum. Vallahi içim dışıma çıkıyordu ya. Geberiyordum. Geberiyordum yani. Geberiyordum. Nasıl toparlanılır? Kendinin farkına varacaksın. Bunları hak edip hak etmediğini soracaksın kendine. Birinin peşinden sürüklenmek sana iyi mi geliyor? Bunu soracaksın. Hayır, gelmiyor. Sen sadece onun yanında mutlu olduğun zamanlardaki halini özlüyorsun. Bu yüzden toparlanman çok daha fazla zor oluyor. Ben de Güzin abla değilim ama kendi deneyimlerimden yola çıkarak anlatıyorum tabii ki. Psikolog da değilim, psikiyatrist de değilim. Kendinin farkına varacaksın, tedavi göreceksin. Tedavide yani hiç utanılacak bir şey yok. Oraya gittiğimde ne anlatırım, daha önce hiç gitmedim falan filan gibi şeyler de kesinlikle düşünmeyin. Bana nasıl soruyorsun? Al orada konuş. Dök içini, dök. Dök içini, dök. Atlatılıyor ama buna emin olabilirsin. Sadece birazcık zaman vermen lazım kendine. Ya şöyle düşün, bir yemek yediğinde de hemen onu sindiremiyorsun. Bir şişkinliğin falan kalıyor bir süre. Etkisi geçmiyor hemen. Ama sonra sıçıyorsun ve kırtılıyorsun. Böyle düşünebilirsin. Böyle çok soru gelmiş sanırım, mental çöküş yaşıyorum ve nasıl idare edeceğim bilmiyorum diye. Bu az önce cevapladığım şeyler bu mental çöküş için de aynı zamanda geçerli olan şeyler bence. O yüzden daha fazla bu konunun üstünde durmayacağım. Yani zaman... Kedini ne zaman sahiplendin? Kedimi... Kedim benim zaten, kedim vardı bu arada. 15 sene yaşadı ve yaşlılıktan vefat etti. Ve yılbaşında... Vefat etti tam yılbaşında. Ondan sonra yeni kedime 4 ay önce falan ya da 5-6 ay önce sahiplendim. Yani daha 5-6 aylık. Hamster besliyordum, ne oldu ona? Eski nişanlımda kalıyor. Terapiste gitmeye ihtiyacı olup parası olmayanlar ne yapmalı sence? Bu iğrenç bir durum. Ama devlet hastanelerinde psikologlar var.
ücretsiz randevu alıp oraya gidebilirsiniz. Ama tabii ki psikolog ve psikiyatrist ücretlerinin bu kadar fazla olması resmen insanı delirmeye itiyor. Ama kendinize yapacağınız en güzel yatırım, onu da söyleyeyim. Bir kıyafet almaktan çok daha fazla kendinizi geliştirmeye olanak sağlayan bir şey. Kendiniz için yapabileceğiniz en güzel yatırım gerçekten. 20 yaşına geri dönsen ne demek isterdin? Selin, bir sene önce yaşadığın şey geçecek. Bu sene yaşadığın şey geçecek. Emin ol, kendini daha iyi ve güçlü hissedeceksin. Kendini yıpratma. Biraz takıldığın insanlara dikkat et. Yanlış arkadaşlarını hayatından şimdiden çıkar ki ileride mal mal sorunlarla karşılaşmayasın. Bunu söylerdim herhalde. Son 5 yılda öğrendiğin en önemli şey. Eğer biriyle sağlıklı olmayan bir ilişki içerisinde bulunuyorsanız, size ne kadar acı verecek de olsa onu hayatınızdan çıkarın. Bu hem arkadaşlık ilişkileri için geçerli, hem de sevgililik, romantik ilişkiler için geçerli. En sevdiğin Lana şarkısı. Lana'nın şarkılarını asla ayırt edemem birbirinden. Ama Ride diyebilirim belki, bilmiyorum. Bipolar olmak nasıl bir his? Terapi iyi geliyor mu? Terapi tabii ki iyi geliyor. Yani nasıl bir his? Bazen dünyanın merkezinde sen varmışsın gibi hissediyorsun ve senden üstün hiç kimse yok gibi geliyor. Her şeyin seninle ilgili olduğunu hissediyorsun. Sanki her şeyi sen yaratmışsın gibi hissediyorsun. Senle hiç kimse başa çıkamazmış gibi hissediyorsun. Herkes sana aşıkmış gibi geliyor ki bence bu olayın en güzel kısmı, ki biraz aurası farklı bir insansanız, değişik bir insan, yüksek bir insansınız. Genelde zaten tanıştığınız insanlar sizden hoşlanıyorlar. O yüzden pek yabancı hissettiğiniz bir konu olmuyor. Başka, çok enerjik hissediyorsunuz, durdurulamaz hissediyorsunuz kendinizi, eğlenmek istiyorsunuz, zıplamak istiyorsunuz. Ya bunlar, bu arada bu söylediğim şeyler çok yüzeysel şeyler, yani bunu yaşamayan bilemez. Ama öbür yandan madalyonun diğer yüzünde de yetersiz, depresif, intihara meyilli hissediyorsunuz ki bu da en korkunç kısmı bence. Beyniniz durmuş gibi, bir şey yapmak istemiyorsunuz. Yaratıcılığınızı tamamen kaybediyorsunuz. O konuşkanlığınız tamamen gidiyor. Hiçbir işe yaramaz hissediyorsunuz kendinizi. Benim yani 2 aydan 2 aya değişiyor gibi diyebilirim ama depresyon dönemim daha kısa sürüyor. Genel olarak daha hype'ım. Ama burada anlatılabilecek gibi değil. Yaşamadan gerçekten bilemezsiniz ve yaşamanızı da istemem. İlaçlar, tedavi tabii ki işe yarıyor. Ben normal bir insan olmanın ne demek olduğunu görmeye başladım. Yani eski videolarımı izliyorum bazen ya da eski söylediğim şeylere bakıyorum. Eskiden yaptığım şeylere bakıyorum. İnsanlarla olan iletişimime bakıyorum ve diyorum ki ben ne yaşıyormuşum ya? Ay ben ne yaşıyormuşum? Gerçekten ne saçmalıyormuşum ya da bu hareketler ne Selin? Bu hareketler ne? Tabii ki büyümek de var işin içinde ama normal olmak çok güzelmiş. Benim de normalim bu. Kahkül kestirmeyi düşünüyor musun? Hayır. Çok zor bir şey çünkü. Yani biliyorsunuz ara sıra kestiriyorum. Böyle periyodik aralarla kestiriyorum ama artık yani kendimi durduracağım öyle bir istek gelirse. Ruhsal bozukluklarının ortaya çıkmasının temel nedeni ne? Bir kere genetik diye bir şey var. DNA'larımda var yani bu maalesef benim. Uzi'nin de dediği gibi deliden korkmam raporu tüm ailem. Bir de tabii ki yaşadığım travmatik olaylar. Ne bileyim, babamı kaybetmem olabilir. 10 sene önce eski sevgilimden şiddet görmüş olmam olabilir. Yani böyle bu tarz şeyler. Bu aralar izlediğim dizi ya da film. Wednesday'i bitirdim. Çok güzeldi. Tim Burton'ı zaten çok severim. Bakabilirsiniz ona. Senin aşkım sence A mı B mi? Ne diyor bu demeden söyleyeyim. Kafamda ikisine de birini koydum. B. Şu anda hep olmak istediğin konumda mısın? Değilse nerede olmak isterdin? Şu anda olduğum konumdan memnunum ama olmak istediğim konumda değilim. Çok fazla hayalim var. Gerçekleştirmek istediğim çok fazla şey var. Ve oraya da geleceğime inanıyorum. Öyle yani. En sevdiğim Miley Cyrus şarkısı. Bunu da maalesef cevaplayamayacağım. Çünkü Miley Cyrus'ın bütün şarkılarına bayılıyorum. Sorum yok. Videolarınızı çok seviyorum. Seni yerim. Umarım bunu da izlerken keyif almışsındır. Twitch'e başlama şansın sıfır mı? Arkadaşlar,
Şey bana göre değil. Canlı yayın bana göre değil. Benim dilimin kemiği yok. Nerede ne söyleyeceğimi bazen ben bile kestiremiyorum. Ayrıca böyle bir şeyleri kesip biçmek ve ortaya bir şey koymak benim daha çok hoşuma gidiyor canlı yayınlardan ziyade. O yüzden Twitch'e başlamayı düşün... Kustum. Twitch'e başlamayı düşünmüyorum. 18 yaşında genç bir kızın örnek aldığı birisi olmak nasıl bir duygu Selin Hanım? Öncelikle çok güzel ama aynı zamanda da çok korkutucu. Çünkü ben bir örnek olarak karşınızda değilim. Ben Selin Kidil olarak karşınızdayım. Apayrı bir bireyim. Hiç kimseye örnek olmaya çalışmıyorum. Hiç kimseye bir şey öğretmeye çalışıyorum. Şimdi o ayrı konu. Ama o çomarlar öğrenmiyor. O ayrı bir konu. Hayatımda yaptığım yanlışlar var ve sizin de yapmanızı istemeyeceğim yanlışlar. Ama bunları yaşayarak öğreniyor insan. O yüzden hem korkutucu hem de güzel bir his. Yani ne diyeyim, tanımadan birinin seni bu kadar benimsemesi, seni bu kadar sevmesi, seninle aynı fikirlerde olması tabii ki çok güzel bir his. Geçmişte yaşamış istediğim bir kişiyle tanışma şansın olsa o kişi kim olurdu? Marilyn Monroe. Kızlar soruyor, gelir mi? Gelebilir. Seslendirme mesleğinize devam ediyor musunuz ve önerir misiniz? Seslendirmeye devam ediyorum tabii ki. Önerir misiniz? Bence çok saçma bir soru. Çünkü şey gibi, yani doktorluk mesleğine devam ediyor musunuz? Önerir misiniz? Gibi bir soru. Yani nasıl bir doktora bunu sormuyorsan bir seslendirme sanatçısına da bunu soramazsın. Çünkü seslendirmede sadece tekstten bir şeyi okuyup ağzını oraya uydurmaya çalışmıyorsun. Aynı zamanda mikrofonun arkasında bir oyunculuk performansı sergiliyorsun. Yani önerilecek bir şey değil, istiyorsan yapabileceğin bir şey ve yeteneğin varsa yapabileceğin bir şey. O yüzden önerilecek bir şey değil. Yani sonuçta sana bir İçki, bir yemek önermiyorum burada. Bu bir meslek. Dövmelerin videonu silmişsin. Yenisini çekecek misin? Çekerim belki. Kullandığın ilaçların yan etkileri. Yan etkisi bende olmadı. Sadece bir tanesinin oldu. İsim vermeyeceğim tabii ki. O ilk kullanmaya başladığımda biraz sarhoş gibi hissettirdi bana kendimi. Çakır keyif gibi hissettirdi. Biraz da uyku yapıyor. Bu kadar. Bir yan etkisiyle karşılaşmadım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca nasıl videoları istiyorsunuz, nasıl videolar görmek istiyorsunuz onları da yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.